Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Özel güvenlik 94. dönem temel eğitim silah bilgisi sınav sorularını birlikte değerlendireceğiz arkadaşlar. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Birinci sorudan itibaren başlıyoruz. Kanalımıza abone olup üyeler için hazırlamış olduğum özel güvenlik sınav sorularını dikkatli bir şekilde çözerek yüksek not alıp sınavınızda başarılı olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen sorulara geçelim. Poligonda atış yapan özel güvenlik görevlisi Melih için aşağıdakilerden hangisi nişan hattını oluşturan üyelerden biri değildir? Göz, hedef, arpacık, gez, namlu ucu. Bakın arkadaşlar, daha önce sınavlarda çıkan bir soru değil mi? Evet. Gez, göz, arpacık, değil mi? Hedef çok çok önemli nişan hatlarıdır. Bursa seçeneği burada yanlıştır arkadaşlar. İkinci sorumuz, özel güvenlik görevlisi Tamer'in kullanmış olduğu görev silahının gerdel yayı kırılmış veya ters takılmışsa bu durum silahın hangi bölümünde arızaya sebep olur? Haznede. Hazne arızası değil mi arkadaşlar? Evet. Adana seçeneği doğru cevap. Üçüncü sorumuz, gerek otomatik silahlarda gerekse toplu silahlarda ateşleme neticesinde fişek yatağındaki boş kovanı veya fişek yatağındaki fişeği çıkarmayı sağlayan tertibata ne denir? Kovan atma tertibatı denir. Yine arkadaşlar bakın, burada da az önceki sorumuzda ikinci, üçüncü sorumuzda daha önceki sınavlarda çıkan sorular arasında çıkan sorulara yıldız atıyorum arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi silahla yapılan kazaların kişisel sebeplerinden değildir? Atıcının kendine aşırı güveni, atıcının silahını tanımaması, atıcının aşırı unutkanlığı, atıcının silahını sık sık gereksiz oynaması tabii değil mi? Arkadaşlar, şeyin hatalı olması atıcıyla alakalı değil bakın. Ama diğerlerin hepsi atıcıdan kaynaklıdır. Evet. Edirne seçeneği doğru. Beşinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi tabancaların emniyet tertibatlarından değildir? Horoz, ikaz pimi, kabza, şarjör. Bakın bu soruda yine daha önce sınavlarda çıkan sorulardan arkadaşlar. Silah soruları aslında arkadaşlar sizler için çok çok kolay sorular. Yüz almanız gerekiyor. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir? Kapsül, çekirdek, kovan, barut ama iğne değildir. Edirne seçeneği ve yıldızlı sorulardan 6. sorumuzda hemen 7. sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar, özel güvenlik görevlisi ise atış esnasında nasıl bir durumla karşılaşır? Şarjöre fişek dolduramaz, emniyet mandalı hareket etmez, şarjörden fişek yatağına fişek sürülemez. Evet, kovan, boş kovan dışarı atılamaz. Fişeğin ilk hızı düşer. Burada Ceyhan seçeneği doğru cevap. 8. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi silahla ilgili emniyet kurallarından değildir? Her silaha dolu muamelesi yapmak kesinlikle olması gereken bir muameledir. Ateş etmeye karar vermedikçe parmağını tetiğe kesinlikle gitmemelidir. Ateş etmeye karar vermedikçe namluyu ölü noktaya tutmak gerekiyor. Hedefini bil, çevreni dikkatli al. Tabi şarjör çıkarmadan silahı sökmeye başla. Hayır, çok tehlikeli. Şarjörünü çıkarıp değil mi? İşi garantiye almak lazım. Edirne seçeneği arkadaşlar emniyet kurallarından değildir. Hemen 9. soruya bakalım. 8. soruda yine yıldızlı sorulardan da arkadaşlar. 9. aşağıdakilerden hangisi silahlı görev yapan özel güvenlik görevlisinin özelliklerinden birisi değildir? Silah bakımına özen göstermez değil mi? Adana seçeneği. 10. soruya bakalım. Gez ve arpacık yarı otomatik tabancanın hangi ana parçası üzerinde bulunur? Tabii arkadaşlar, sürgü kapak üzerinde değil mi? Evet, yıldızlı sorulardan bakalım. 11. soru. Aşağıdaki şıklardan hangisi tabancanın ana parçalarından olan
Çerçeve gövdede yer almaz. Yerine getiren yay. Evet. Almaz. Bursa seçeneği ve yıldızlı soru. Evet, yıldızlı sorular çok arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangi silahın tertibatlarından değildir? Ateşleme, kovan atma, emniyet, nişan. Ama namlu tertibatı değildir. Ceyhan seçeneği. Bu soruda yine yıldızlı sorulardan. Hemen bakalım şöyle 12. 13. soru. Onu soruyor. Bakalım neymiş 13. soru. Şu. Ateşlenen fişek çekirdeğine yön ve istikamet vermeye yarayan metal boruya ne denir? Namlu denir. Tabii ki Adana seçeneği yine yıldızlı sorulardan. 14. sorumuz. Tabancanın atış esnasında elle tutulduğu bölüme tabii ki kabza denir. Yine yıldızlı sorulardan. 15 parmağın nişan hattına paralel ters bir kuvvetle tetiğe artan oranda baskı yapmasına ne denir? Tetik ezme denir. Arkadaşlar Denizli seçeneği. 16. soru. Aşağıdakilerden hangisi toplu tabancalarda emniyet sistemidir? Toplu tabancalarda emniyet sistemi yoktur. Arkadaşlar Ceyhan seçeneği ve yıldızlı soru. Sizlere de gelecek arkadaşlar. Nişan tertibatı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? Nişan tertibatı. Bakın iki tane soru çıkmış. Bakın nişan tertibatı ile ilgili arkadaşlar. Gez. Değil mi? Gez ve arpacık. Gez, göz, arpacık. Evet. Yıldızlı soru. Bu soru ile ilgili bakın bu sınavda iki tane soru çıkmış. Denizli seçeneği. Doğru cevap. 18. Aşağıdakilerden hangisi gövde üzerinde bulunur? Evet arkadaşlar tetik bulunur. Gövde üzerinde tetik bulunur. Yine yıldızlı bir soru. 19. Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride kalması aşağıdakilerden hangisinin neticesinde olur? Şarjörde fişeği bitmesidir. Tabii ki Denizli seçeneği doğru cevap. Bu arada arkadaşlar 95. dönem sınav sorularından da önemli sorulardan hazırlıyoruz. 95. döneme girecek arkadaşlar için çok çok önemli sorular. Aşağıdakilerden hangisi silahın parçalarından değildir? Namlu, horoz, sürgü, kabza. Bakın arkadaşlar harbi değildir. Ve yıldızlı bir sorumuz. 21. soru aşağıdakilerden hangisi ateşsiz silahlardan değildir? Topuz, pala, kılıç, kama, tabanca değildir. 23. ikinci soru. Bakın 22. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden olabilir? Fişek arızalı olabilir, değil mi? Evet. Bursa seçeneği yine yıldızlı bir soru. 23 9 çarpı 19 milim fişekte 19 rakamı neyi ifade etmektedir? Kovan boyunu tabii arkadaşlar. Burada bu soruda daha önceki sınav sorularında çıktı. 24 aşağıdakilerden hangisi silahlı özel güvenlik görevlisi Kemal'in görev silahını teslim ederken ve alırken uyacağı kurallardan biridir. Silahını devir teslim ve rapor defterine işlemesi tabii ki gerekiyor arkadaşlar. Evet. Denizli seçeneği doğru cevap. Son soru arkadaşlar. Silah sorularından son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi silah değildir? Tabanca, tüfek, kama, bomba, X-ray cihazı. Tabii ki X-ray cihazı alışveriş merkezlerinde arkadaşlar biliyorsunuz ki içeri girişlerde aramalarda kullanılıyor. X-ray cihazı silah değildir. Evet test bitti arkadaşlar. 95. özel güvenlik silah sorularında buluşmak üzere kanalımıza abone olup kanala katılarak arkadaşlar sorular çözüp %100 geçebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Yeni sorularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.